derecede öldürdüğünü göreceksin. Şimdi öldürme işlemlerine girelim arkadaşlar. Şimdi Runus'a skillini açtı. Uga ile desteklendi. Gördüğünüz gibi Uga'dan Runus'tasından önce Uga Uga mefti alıyor. Yani ölüyor. Burada koyulan heroları nasıl ne derecede öldürdüğünü sizler de görüyorsunuz. Zaten ben bu kısmı kes yapıştır bir şekilde videonun baş kısmına koyabilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hero'muzun hit crit kombinasyonu. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hello people, welcome to my YouTube channel. The new video, the best video because Rune Master is the talent words and insignia information. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle beraber Rune ustası mükemmel, ayrıntılı, perfect bir şekilde bilgilendirme yapacağız. Yet crit nedir? Ekipman özelliği, Epsun ne kullanılması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, hepsinden önce Tunahan Ergan YouTube kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz dedikten sonra videomuzun ana içeriğine başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hepsinden öncelikle Rune ustası bildiğiniz gibi son zamanlarda çıkan en güzel, en mükemmel kuşatmada, Lonca Savaşı'nın savunma kısmında, İblis'te, Arena'da kullanılan en güzel hero'lardan bir tanesidir. Bu yüzden Rune ustası ilk 6 içerisinde savunma saldırı bir şekilde giren hero'lar arasında olarak gösterebiliriz. Şimdi bu videomuzda sizlere yeti crit ekipman özelliklerini gösterdikten sonra videonun sonlarına doğru zindan kısmında ve saldırı kısmında hero'muzu deneyeceğiz. Arkadaşlar, hero'muz çok fazla CD hasarı verdiği için en güzel yeti crit kombinasyonundan bir tanesi kutsal ışıktır. Savunmada bu kullanabileceğiniz yetiler arasında ve hero'nuzu Lonca Savaşı'nda savunmada, normal saldırıda savunmada, kuşatmada saldırıda kullanmak istiyorsanız arkadaşlar, kötücül anlaşma vermeniz sizlere Tunahan Ergan YouTube kanalından en güzel bir tavsiyedir. Buna ek olarak, peki Lonca Savaşı'nda kullandığınız nişana ne vermem gerekiyor? Arkadaşlar, nişana saf güç vererek hero'nuzun rakip hero'ları Zephyrka, arkadaşlar bunun altını tekrar çiziyorum. Zephyrka'yı öldürme olasılığı çok yüksek. Güvercin Efendisi, Lavanica, Buzanka, Fırtına Tilki hepsine tek atıyor arkadaşlar. Bu yeti crit kombinasyonu Evsun ve ekipman özellikleri Pet'i taktıktan sonra hero'nuz killer olacaktır. Ekipman özelliklerinize burada arkadaşlar ben vermedim. Video esnasında hepsini anlattıktan sonra çıkartacağız. Buraya hayalet içgüdüsü takmanız gerekiyor arkadaşlar. Hayalet içgüdüsünün açıklaması şudur. Saldırıda kullanabilecek en iyi Evsunlar arasında gösterilen bir Evsun'dur. Kaderimiz 172-77 oranında ve size can alıcı noktaya açıyorum. Nefeslerinizi tutun ve Tunahan Ergan YouTube kanalına abone olmadan önce bu videoyu bura kısmına izlemeyin. Evet arkadaşlar, videomuzun bu kısmı sizlere de can alıcı bir nokta olacaktır. Rune ustasına, Rune Master'a vuruş oranı dizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Vuruş oranı gerçekten hero'nuzda mükemmel bir anlamda en güzel özellikleri kasmanız açısından işe yarayacaktır. Yani Rune ustasını kasmış olduğunuz vuruş oranı kale kuşatmasında, Lonca Savaşı'nın savunma kısmında hero'nuzun rakip hero'ları red tırmasını ve kitlemesini sizlere açık bir şekilde gösteriyor. Yani vuruş oranı dizdikten sonra arkadaşlar, Lonca Savaşı'nda Buzanka'ya attığınız skill açmayacaktır. Davanici'ye attığınız tek yiyecektir. Zephyrka'ya attığınız 30 saniye 40 saniye sonra tek yiyecektir. Bu taktikler, bunlar Tunahan Ergan YouTube kanalı tarafından denenmiş ve test edilmiştir. Uzun videolar atmıyorum. Sizlerin zevkli, eğlenceli bir video keyfi izlemeniz için, sunmam için. Vuruş oranı kastıktan sonra arkadaşlar, şimdi sizlere ayrıntılı bir şekilde Evsun'dan bahsedeceğim. Tabii ki de Evsun'a gelmeden önce petlerimiz var. Petlerde arkadaşlar biraz daha komik oldu. Arkadaşlar, petlerde vuruş oranı kasmanız gerekiyor. Peki, vuruş oranı kasmadım ama Heron hızlı bir şekilde atıyor. Ne yapmam gerekir? Arkadaşlar, vuruş oranı kasmadınız ve Heron hızlı bir şekilde atıyorsa CP ve kaçırmak karışık bir şekilde kasıp vuruş oranı Rune Master'a, yani Rune ustasına koyabilirsiniz. Bu noktada şimdi burada bakıyoruz. Saldırı olabilir. Farklı bir kombinasyon olabilir arkadaşlar. Ama benim can alıcı noktalardan bir tanesi vuruş oranıdır. Vuruş oranı kasmanızı tavsiye ederim Rune ustasına. Şimdi buradan
Hero'muzu bulup koyalım. Hero'muz burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Parlak Şahin'i koyabilirsiniz. Ama savunmada hızlı bir şekilde yattığını düşünüyorsanız. CP koyabilirsiniz. Eğer bunu ek olarak daha hızlı bir şekilde attığını düşünüyorsanız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi buzulcuk petini koyarak Hero'nuzu aktif bir şekilde geliştirebilirsiniz. Şimdi buna ek olarak şunları söylemek istiyorum. Vermiş olduğunuz yeti kuret kombinasyonunda dikkatli dinleyin arkadaşlar. Not alabilirsiniz veya bunların ekran kaydı alıp kendi hesabınıza uygulayabilirsiniz. Buna ek olarak arkadaşlar kutsal ışığı nasıl kullanabilirsiniz? Açık arkadaşlar şimdi kutsal ışığı kullandıktan sonra kutsal ışığı yeti kısmına taktıktan sonra saldırıda kullanacaksınız. Şimdi yapılan yanlışlardan ben birkaçına değinmek istiyorum. Şimdi Fall Seven Trains in the War. Arkadaşlar bu saldırıda şimdi saldırı yapacağım. Bu yeti kret kombinasyonuyla birine saldırı yapamazsınız. Hero'nuz hızlı bir şekilde atacaktır. Şimdi bunu ben test etmek amacıyla Hero'nun hızlı bir şekilde attığını göstermek amacıyla buradan birine dalıyorum. Mesela burada Ugogo ile de destekleyebilirim. Hatta yatmazsa böyle de deneyebilirsiniz ama saf güç veren bir kişi tarafından hızlı bir şekilde atılıyor. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu yanlış yeti kret kombinasyonudur. Birine saldırırken ama savunmada saldırıda en iyi yeti kret kombinasyonu bu arkadaşlar. Fakat birine saldırırken en yanlış yeti kret kombinasyonu budur. Kuşatmada da böyle yapacaksınız. Şimdi onu da ben ayrıntılı bir şekilde açacağım. Kuşatmada kötücül anlaşma hırs yapabilirsiniz. Mükemmel işlev görür, kutsal ışık hırs yapabilirsiniz. Zaten bunları ben videomuzun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Şimdi yapılan yanlışlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Hero'nuza kötücül anlaşma saf güç vererek girmek. Hero'nuz bu şekilde hızlı bir şekilde yatacaktır. Bunu engellemek açısıyla zaten vuruş oranında Hero'nuzu kastınız arkadaşlar. Ve vuruş oranı kastıktan sonra şimdi buradan geliyoruz. Hero'nuza kutsal ışık koydunuz. Kötücü zırh koydunuz. Hero'nuzun dayanma açısından biraz daha arttırıyorsunuz arkadaşlar. Ben Rambard'la desteklemediğim için Hero önemli değil. Biraz daha hızlı bir şekilde yatabilir. Bu çok problem değil. Şimdi Floydian TR mesela buradan herhangi bir noktadan dalalım arkadaşlar. Şimdi daldıktan sonra şöyle ilk öncelikle silahşörü kilitleyelim. Rünustasının silahşörü ne derecede öldürdüğünü göreceksiniz. Şimdi öldürme içimlerine girelim arkadaşlar. Şimdi Runus'a skillini açtı. Uga ile desteklendi. Gördüğünüz gibi Uga'dan Runus'tasından önce Uga Uga mefti alıyor. Yani ölüyor. Burada koyulan heroları nasıl ne derecede öldürdüğünü sizler de görüyorsunuz. Zaten ben bu kısmı kes yapıştır bir şekilde videonun baş kısmına koyabilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hero'muzun yeti kret kombinasyonu bu şekildedir. Saldırı kısmında bu şekildedir. Gayet güzel bir şekilde yeti kret kombinasyonunu bu şekilde yaparak girebilirsiniz arkadaşlar. Hero'nuz hızlı bir şekilde yatmaz. Aksi takdirde Hero'nuz hızlı bir şekilde rakip oyuncuları öldürür. Şimdi burada Karanlık Zindan'ın 8. kısmını açıp burada da bir deneme yapmak istiyorum ben. 8 son muydu? Aynen son. 7'den başlayalım. Şimdi 7'den rastgele bir yerden dalıyoruz. Hatta rakip oyuncular üzerine de deneme yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle Runusasını şu şekilde kullandığınız zaman heroların, rakip heroları nasıl hızlı bir şekilde yatırdığını sizler de göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar rakip zindan kısmındaki heroları hızlı bir şekilde yatırıyor. Görmüş olduğunuz gibi skill açma özelliğinden vesaire. Açılıp açalı 10 saniye oldu. 10 saniyede kesti herolar bunlardır. Yeti kret kombinasyonu tekrar ve tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Çok dikkat edin. Yanlış yeti kret kombinasyonuyla birine saldırmayın arkadaşlar. Yeti kret kombinasyonumuz bu şekildedir. Dikkatli olun. Oyundan çıktık. Dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi burada da ben Evsun'da sizlere deneme açısıyla şöyle birkaç tane Evsun deneyeceğim. Evsun'ları arkadaşlar denerken dikkatli deneyin. Hayalet içgüdüsü vesaire geldiyse bunları kullanın. Hayalet içgüdüsü saldırıda kullanılabilecek en iyi yeti kret kombinasyonu ve ekipman özellikleri Evsun'da bulunan hero Evsun'la arasındadır arkadaşlar. Şimdi giriyoruz zaten. Buradan arıyoruz. Hayalet içgüdüsü çıkacak mı? Çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi aynen.
Burada yet kırıt kombinasyon açısından bu şekilde dizdikten sonra arkadaşlar Tuna Ergan YouTube kanalına bu vermiş olduğumuz bilgiler neticesiyle abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayalım inşallah. Arkadaşlar biraz emeğe saygı gösterelim. Dedikten sonra şimdi çıkmıyor çok fazla ama videonun sonrasında ben çıkartacağım. Arkadaşlar dediğim gibi hayalet içgüdüsü rune ustasında kullanılabilecek en iyi yetkret kombinasyonlarından bir tanesidir. Efsunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Sürekli diyoruz zaten. Yetkret kombinasyonu açısından ben sizlere belirtmiş olduğum gibi bu şekilde gireceksiniz arkadaşlar. Yani kötücül zırh kutsal ışık kombinasyonuyla, kötücül anlaşma kutsal ışık kombinasyonuyla deneme yapabilirsiniz. Tamamıyla Heron'unuzun nasıl bir şekilde ölmesiyle alakalıdır. Yani Heron'unuz hızlı ölüyorsa bu yetkret kombinasyonunu anlattığım şekilde değiştirip güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Tuna Nergen YouTube kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Teşkilat-ı Mahsuncası'na aktif saygılı tüm arkadaşları bekleriz. Türkiye'de yapmış olduğumuz dereceler, vermiş olduğumuz özellikler hepsi burada mevcut. Tero'yu tek bir şekilde şuradan göstermek açısıyla da şimdi şöyle şuradan atıp Hero'yu şöyle arkadaşlar Hero'muz bu şekildedir. Vuruş oranı bu şekildedir 19.000. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Teşkilat-ı Mahsuncası'na aktif saygılı tüm arkadaşları bekliyoruz. Kırıkta 7. Kudret'te 6. sıradayız. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. The real talk anymore.